Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar gençler nasılsınız umarım herkes iyidir evet yeni bir gündeyiz ve soru kampında ilerliyoruz bakın bugün 17. günümüzdeyiz ve iki tane video paylaşacağım bugün sizlere ilk videomuz şimdi geliyor yani test 37'de kalmıştık test Kastamonu'da kalmıştık. Buradan da Kastamonu'da yaşayan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selamlarımızı İletelim gençler. Tepkime hızını etkeden faktörlerdeyiz. O zaman kitabımızı elimizde alıyoruz ki gençler 43 günde kitabımızı bitiriyorduk biliyorsunuz. Ne yapacağız? Hemen sayfa 78 ve 79 açacağız. Beraber yazacağız. Beraber değerlendireceğiz. O zaman ilk sorumuz arkadaşlar gelsin. Evet ilk soruda diyor ki burada bize 3 tane tepkime vermiş görüyorsunuz ki bu tepkimelerin aynı koşullarda hızlar arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi hız kıyaslaması yaparken tabi yapmamız gereken şey nedir? Burada tepkimeleri incelemek. Şimdi bakın zıt yüklü tepkimeler varsa zıt yüklü iyonların olduğu tepkimelerin çok çok hızlı olduğunu biliyoruz. Bakın şimdi ikinci öncüle bakarsanız kalsiyum artı iyonu var. Karbonat eksi iki iyonu var ve bunlar zıt yükler görüyorsunuz ki arada elektrosaki çekim kuvveti oluşur ve çok çok hızlı gerçekleşir. En hızlı tepkimimiz budur. Peki şimdi bir ve 3'e bakarsanız arkadaşlar üçüncü tepkimede metal yanmış. Demirin yanması, paslanma olayı çok çok yavaş gerçekleşir. Metallerin yanması çok yavaş gerçekleşir. Diğer tepkimeye bakalım. Burada direkt brom gazı buraya dahil olabilir ve bu tepkime nispeten diğerine göre hızlıdır. O zaman 2 büyüktür 1, 1 büyüktür. 3 derim. O zaman cevap da bu duruma ne olur? C seçeneği olur deriz. Geldim 2'ye. 2. soru da diyor ki pozitif katalizörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi pozitif katalizör diyorsak bu aslında nedir? aktivitör diye de geçer aslında. Onu da size söyleyeyim. Tepkimeyi arkadaşlar hızlandıran maddelerdir. Hızlandırır diye buraya yazayım. Peki nasıl hızlandırır? Mesela bizim burada bir tane grafiğimiz var. Bu grafiğimiz potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğidir. Tamam mı? Şimdi normalde bu tepkimenin yürümesi için şöyle bizim bir e, grafiğimiz vardır. Mesela şimdi benim burada aşmam gereken bir tepe var. Görüyor musunuz? İşte benim bu aşmam gereken tepe eşik enerjimdir değil mi? İşte ne yapıyor katalizör ya da işte pozitif katalizör diyelim. Bu tepe noktayı düşürerek aslında daha düşük enerjili aktifleşmiş kompleks oluşumunu sağlayarak benim bu tepeyi daha rahat aşabilmemi sağlıyor. Tamam mı? O zaman tamam bu şekilde tepkimimiz hızlanır. E, o zaman tepkimi için daha düşük enerjili yeni bir yol çizer ifadesi doğru gelir. Yani oradaki eşik enerjinin azalmasını sağlar ve Tepkime hız sabitinin değerini de K'yı da artırır. Bak K'yı artıran 3 tane faktörümüz vardı. Nedir onlar? Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Bakın TSK diye bunu kodlayabilirsiniz. Ne diyor? Başlamamış bir tepkimi başlatmaz. Ancak başlamış tepkimin hızını artırır. Evet başlamamış bir tepkimeyi tabii ki başlatmaz ama başlamış tepkimeyi hızlandırır. Bu da doğru gelir. Şimdi E'ye bakalım. Tepkimenin verimini etki etmez. Evet doğru. Şimdi sen tepkimede katalizör kullandın diye 10 gram madde yerine 100 gram madde falan elde etmezsin. Yine 10 gram madde elde edersin ama daha kısa sürede elde edersin. O yüzden arkadaşlar bu ifademiz de doğru geliyor. Devam edelim demiş ki reaktif ve ürünlerin enerjisini etki tepkimenin entalpisini değiştir. Acaba öyle mi? Bakın şimdi benim burada ürünün potansiyeli bu kadardı. Girenin potansiyeli bu kadar. Değişti mi bu? Hayır değişmedi. Sadece şuradaki tepe noktayı aşağıya koyduk. Yani bizim delta aşımız neydi? ürün eksi girendi. Hani ürünün ve girenin potansiyelini değiştiremediğimiz için delta aşımız değişmez. Ha burada tabii ki EAI eksi EAG dediğimiz bir formülle de biz delta aşı bulabiliyoruz ama EAI ve EAG'yi aynı oranda değiştirdiği için gene bizim delta aşımız ne olmaz? Değişmez diyebiliriz. O yüzden bu da arkadaşlar yanlış olacak. Ama burada delta aşı değiştirir demiş. O yüzden bunu alamıyoruz. Değişik olacaktır. Ve ben burada cevabımı değişikliği işaretleyerek 3. soruma geçmek isterim. Geldim 3'e. 3. soruda demiş ki tek basamakta gerçekleşen bir tane tepkimimiz var. Bu tepkime de hidrojen gazın oluşum hızını artırmak için acaba ne yapılabilir? Yani tepkimeyi hızlandırmak için demiş aslında. Bu arada şu ısı aslında ürünlerde değil mi? Şu ısıyı ben böyle yazayım. Hani burada bunu görelim isterseniz. Burada hani paragraf geçince geçince ısı aşağıya kaymış. Onu söyleyelim. Peki şimdi burada hangisi yapılabilir? Ben burada tepkime hız bağıntısını yazarsam tepkime hızı nasıl yazılırdı? K çarpı girenler üzeri N formülüne göre yazılırdı tabii ki. Ama Girenlerdeki maddelerin suda ya da gaz olması gerekirdi. Yani katı veya sıvı alırsak olmaz. Şimdi o zaman kim burada suda? Bakın nitrik asit. He, demek ki tepkimi hızı eşittir k çarpı nitrik asit derişiminin tabii ki burada ne oluyor arkadaşlar? Karesi oluyor tepkimi hızını biz böyle yazabiliriz. Şimdi diyor ki hangisi yapılabilir? Nitrik asit çözeltisinin derişimini artırma evet doğru. Bunu ben derişimini artırırsam tepkimimiz burada hızlanır. Kalsiyumu toz hale getirmek demek temas yüzeyini artırmak demektir. O yüzden burada K hız sabiti artar ve tepkimi hızlanır. Sıcaklık artırmak. Arkadaşlar tepkime bakın ısı ürünlerde egzotermik bir tepkime hiç önemli değil. İsterse endotermik olsun isterse egzotermik olsun. Arkadaşlar biz burada sıcaklık artırırsak biz burada ne yaparız? Tepkimeyi hızlandırırız. Çünkü burada k hız sabitimiz artar. O yüzden bu da doğru gelir. Ama tepkime ortamına su ekleme. Arkadaşlar bakın şimdi m eşittir n bölü v değil mi? Sen burada su eklersen hacmi artırırsın. Dolayısıyla biz burada derişimi azaltırız. Derişim asin derişimi azalırsa tepkimimiz yavaşlar arkadaşlar. Bu olmaz. Cevap da bu durumda 1 2 3 yani d seçeneği gelir. Dörtteyiz. Bir tepkimenin hız sabiti K'nın değeri hangisine bağlıdır? Demin de bahsetmiştim. TSK'ya bağlıydı. Yani temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizöre bağlı. Derişime ise bağlı değildir arkadaşlar. Buraya maddenin cinsini de ekleyebiliriz gerçi. Değil mi? Bunu da söyleyelim isterseniz. O yüzden burada üç tane değişken de var. Yani 2, 3, 4 var. Cevap da bu durumda. E seçeneğimiz gelir. Beşinci sorudayız. Şimdi yandaki hacim e sabit hacimli bir kapta demiş. Bizim elimize burada bir denklem var. Bu denklemde tek basamakta gerçekleştiğini söylemiş. Bak ben burada hemen hız bağıntısını yazarsam tepkime hızı eşittir k çarpı girenleri üzere. n ki bakın NO gazı ve brom gazına göre ben bunu yazabilirim. Peki yani şimdi bunu yazdıktan sonra diyor ki bir miktarda daha NO gazı ilavesi yaparsam e ee, NO gazı miktarı arttığı için etkin çarpışma sayısı artar. Yani NO gazının derişimi artar. Dolayısıyla tepkimemiz hızlanır. Evet, tepkime hızı artar ifadesi doğru geldi. Birim zamanda tabii ki NO miktarı artınca çarpışma sayısı da artar. Bu da doğru gelir. Şimdi bakın K'nın değeri artar mı? Hayır tabii ki K'nın değerini artıran 3 tane değişken var. T, S, K. Temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Madde miktarındaki dirişimdeki artış K'yı değiştiremez. Bu ifadeyi sayamıyoruz. Cevap da C seçeneğidir. 6'dayız. Şimdi bize burada doğru yanlış ifadesi vermiş. Biz bunları doğrular için D'yi yanlışlar için Y'yi işaretleyeceğiz. Bakalım hangisini buluruz. Şimdi diyor ki katalizör tepkimenin ileri ve geri aktivasyon enerjisi değerini aynı miktarda azaltır. Evet doğru. Bakın şimdi ben burada bir tane bir grafik çizeyim isterseniz. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği tamam mı? Şimdi bakın şöyle bir grafik çiziyorum tamam mı? Hatta endotermik olsun görüyorsunuz ki tamam mı? Evet. Şimdi mesela hatta sayılar da verelim isterseniz. Bak şöyle bir şey olsun. Bizim burada giren potansiyeli 40 olsun. Ee, aktifleşmiş kompleks 200 olsun. Ürün de arkadaşlar olsun ki e, ne olsun işte burada 70 olsun. Tamam mı? Peki ben burada delta h neydi? Delta h hani e, a, I, eksi, e, a, de bulunabiliyordu. İsterseniz buradan bulalım. E, a, I'miz ne kadar? Bak şuradaki farkımız e, a, I. Yani bizim burada 160 görüyorsunuz. 200 eksi 40'tan 160. E, a, G'miz ne kadar? O da şu şuradaki farkımız kadar. Yani 200 eksi 70'ten görüyorsun ki o da 130 gelir. E burada ne olur? Delta h'ımız artı 30. Peki şimdi ben burada bir katalizör kullandım. Katalizör ne yapar? Tepe noktayı azaltır. Yani daha düşük enerjili aktifleşmiş kompleks oluşumunu sağlar. O zaman tepe nokta olsun ki şu anda mesela 150 olsun tamam mı? E şimdi benim EI'm ne oldu? EI'm düştü bak. Ne kadar düştü? 150'den 40'a yani 110'a düştü. EAG'm ne oldu? Bak o da tabii ki düştü. O da ne kadar düştü? 150'den 70'e yani 80'e düştü. Aradaki farkımız ne oldu? 30 oldu bak görüyor musun? he evet. Ne yapar? EAI ve EAG'yi aynı miktarda azaltır. Delta aşımız da burada değişmez. O yüzden bu ifade doğru gelir. Peki sıcaklık artışı tepkimenin izlediği yolu tepkimenin mekanizmasını değiştirerek tepkimi hızlandırır. Hayır tabii ki. Bunu yapan şey katalizördür. Sıcaklık artışı tepkimedeki arkadaşlar kinetik enerjiyi artırır ve tepkimedeki moleküllerin kinetik enerjisi arttığı için ne yaparlar bu tepeyi daha rahat aşabilirler. O yüzden arkadaşlar böyle bir şey değil bu. Yanlış olacak. Bu katalizöre ait bir şeydir. Peki aktif olan metal ve ametaller ne yaparlar? Tabii ki diğer daha pasif olan pozitif Metal ya da ametallere ne yaparlar? Göre daha hızlı tepkime verirler. Yani çok mantıklı değil mi? Yani şimdi tabii ki aktif olan bir metal hızlı bir şekilde tepkimeye girecek. O yüzden bu ifademiz doğru olacaktır. Ne diyor? Tepkime hızı tepkimedeki tüm reaktif ürünlerin derişimini etkiler. Hayır tabii ki. Arkadaşlar bak tepkime hızını yazarken şöyle yazıyoruz. Tepkime hızı eşittir. K çarpı girenler üzeri yani. Yani girenler maddelerindeki derişim tepkime hızını etkiler. Ama ürünlerin derişimi etki etmez. Bu ifade yanlış olur. Doğru yanlış doğru yanlış. Nereden çıkarım? B seçeneğinden çıkarım. Geldim 7'ye. 7. 7. soruda elimde bir tane kimyasal denklem var. Bakın görüyorsunuz denklem burada. Şimdi diyor ki burada hareketli kapta, hareketli pistonlu kapta bu tepkime gerçekleşirken bir de tek basamaklı gerçekleştiğini söylemiş. Şimdi diyor ki pistonu ben 2V'den V'ye getirirsem ne olur? Şimdi ben bak tepkime hızını yazarsam K çarpı NO'nun derişiminin karesi çarpı o2 yazacağız mı değil mi? Girenlerdeki derişimler diyeceğiz. N10'un karesi yazıyorum çünkü 2 olduğu için. O2'de 1 yazıyorum çünkü orada 1 olduğu için. Şimdi burada bunu yazdıktan sonra ben şimdi ne yapıyorum? Buradaki pistonu aşağı doğru sabitliyorum. Aşağı doğru itiyorum. O zaman bu gazlar sıkışır. Şimdi bak M eşittir N bölü V'den hacim bu durumda yarıya düştüğüne göre Derişim de otomatikman iki katına çıkmaz mı? 2M olmaz mı? O zaman NO'nun derişimi 2 katına çıkarken ama 2'nin karesinden buradan 4 katlık bir etkiye var hıza. Oksijen de iki katına çıkar derişim. Bu da 2'nin birinci kuvveti. Bu da iki katlık bir artış yapar. O yüzden hıza bu durumda 8 katlık bir artış yapacaktır. O yüzden tepkimenin başlangıç hızı 8 katına çıkar ifadesi tabii ki doğru gelir. Peki tepkimenin eşik enerjisinin değeri küçülür mü? Hayır bak. Bunu yapan sadece nedir biliyor musunuz? Bu bakarsanız bunu sadece katalizör yapar. Katalizör haricinde bunu yapamazsınız arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış olur. Tepkimedeki toplam çarpışma sayısı değişmez mi? Olur mu öyle? Daha küçük bir hacme sen bunu sıkıştırırsan o küçük hacimde daha fazla çarpışma olur. O yüzden bu ifademiz de yanlış olacak tabii ki. Cevap burada hangisi doğru dediği için de yalnız bir yani A seçeneğimiz doğru gelir. Geldim 8'e. 8. E. 8 e soruya baktığımız zaman bana burada bir mekanizmalı tepkimeye ait olan potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Buna göre diyor ki acaba hangisi yanlıştır? Evet. Şimdi benim burada 3 basamaklı oluşuyor tepkimimiz. Bakın birinci tepkimimiz şu. Birinci tepkimimize bakarsanız 2A'dan B artı C'ye geliyoruz. Şimdi burada ne olur? B artı C maddesini bakın. Şimdi burada ikinci tepkime de girenlerde oluyor zaten. Yani B artı C'yi biz kullanıyoruz ve burada 2D'yi elde ediyoruz. Bakın bu ürünümüz 2D ikinci tepkimede. Aynı şekilde ikinci tepkimede ürün olan maddemiz 2D'miz de ne oluyor? Yine bizim girenimiz oluyor. Üçüncü tepkime için o da 2E artı F'yi oluşturuyor. Bakın böyle bir tepkime yazdığımız zaman işte bakın şunlar zaten ara ürün olmuş oluyor. 2D de ara ürün olmuş oluyor. Ve biz burada aslında 2A'dan 2E artı F'yi elde ediyoruz. Buna göre hangisi yanlıştır? Tepkimenin hızını kim belirler? Tepkimenin hızını yavaş basamak belirler. Yavaş basamağı biz nasıl bulacağız? Bak şuradaki buraya buradaki farka bakacağız. Bu fark ne kadar büyükse eşik enerjimiz o kadar büyüktür ve tepkimemiz o kadar yavaştır. Bakın şu aradaki farka bakacağız. EA1 EA2 ve EA3 dediğimde hangisi daha büyük? Tabii ki burada EA2 daha büyük. Yani ikinci tepkime daha yavaştır. O yüzden tepkime basamağını ikinci basamak belirler. Bu ifademiz doğru gelir. Peki devam edecek olursak tepkimeyi hızlandırmak için katalizörü birinci basamağı mı uygulamalıyız? Hayır tabii ki. Tepkimi belirleyen basamak ikinci basamak koluna göre bizim katalizörü ona uygulamamız lazım. Bu ifade yanlış. Net tepkime 2A'dan 2E 2A artı F'dir. Evet doğru geliyor. B, e, maddeleri zaten kullanıldığı için bakın B'ler gidiyor, C'ler gidiyor, D'ler gidiyor. Önce ürünlerde sonra girenlerde. Bunlar ara üründür görüyorsunuz ki bakın. Önce B ürünlerde sonra girenlerde kullandık. Önce ürünlerde sonra girenlerde. Önce D ürünlerde gördük sonra girenlerde kullandık. Bu maddeler ara üründür bu da doğru gelir. Peki burada basamakların hızlarını kıyaslarsak en yavaş 2'dir zaten. En hızlı da buradaki en küçük mesafemiz bakın EA1 görüyor musunuz? O zaman birinci basamak en hızlı sonra 3 sonra da 2 gelmesi lazım. Evet bu da doğru geldi. Biz yanlış istiyorsak cevap da bu durumda B gelir. 9'dayız şimdi 9 soruya baktığımız zaman bizim burada elimizde tanecik sayısı kinetik enerji grafiği var. Bu grafikleri biz arkadaşlar görüyorsunuz ki iki tane farklı sıcaklıkta yapmışız. Bakın T1 sıcaklığı var bir de T2 sıcaklığı var. Şimdi T1'in altında kalan alan şu kadar görüyor musunuz? Evet. Peki T2'nin altında kalan alan ne kadar? O da bu kadar. Şimdi demek ki T2 sıcaklığının altında daha fazla molekül diğer tarafa geçebilmiş. O yüzden bu durumda şöyle diyeceğiz. T2 büyüktür T1 diyeceğiz. Ve T2 sıcaklığında meydana gelen hızımız V2 ise T1 sıcaklığında meydana gelen hızımız da V1 ise V2 büyüktür. V1 ifadesini de yazabiliriz. Şimdi buna göre diyor ki hangisi yanlıştır? T2 sıcaklığındaki ortalama kinetik enerji T1'den büyüktür. Evet doğru. T2 daha büyük olduğu için ortalama kinetik enerjimiz büyük olur. Ve T2 sıcaklığında daha hızlı bir tepkime gerçekleştiği için etkin çarpışma sayısı T1'e göre daha fazla ifadesi de doğru gelecek tabii ki. C şıkkını geçiyorum. Şimdi D şıkkına bakalım. Tepkimenin delta H değeri arkadaşlar delta H neye bağlı? Sıcaklığa bağlı, basınca bağlı, maddelerin cinsine bağlı ve tabii ki maddelerin kütlelerine bağlı. Bu ifadeler çok önemli. O yüzden T1 ve T2 farklı sıcaklıklar olduğu için bunların delta H değerleri tabii ki birbirlerinden farklı gelir. Ve bunların ortalama bakarsak tabii ki arkadaşlar T1 sıcaklığındaki hızımız daha küçüktür demiştik. O yüzden bu da doğru geliyor zaten. E de doğru geliyor. Peki C'ye bakalım. Arkadaşlar şimdi bakın. T2 sıcaklığındaki eşik enerjisiyle T1 sıcaklığındaki eşik enerjisine bakarsanız. Hayır bak eşik enerjisi aynı. Eşik enerjisini değiştiren tek faktör var. O da tabii ki katalizör. Katalizör değişmezse eşik enerjisi değişmez. O yüzden bu ifade yanlış gelmiş. Cevap da C olur deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi ben ne yaptım? Kalsiyum metalini aldım. Asite attım. Ve burada hidrojen gazı açığa çıktı görüyorsunuz ki. Burada oluşan hidrojen gazının mollerine bakarsak. Bak birinci tepkimede ve ikinci tepkimeye bakalım. Birinci tepkimede arkadaşlar şu kadar mesela atıyorum 30 saniyede bu tepkime gerçekleşiyorken. ikinci tepkimede 60 saniyede bu tepkime gerçekleşmiş. Yani bu durumda V1 büyüktür V2 diyebiliriz. Peki niye bu farklılık var? Yani ikinci grafiği birinci grafik haline getirmek için yani tepkimeyi hızlandırmak için ne yapılmış olabilir? Bir tabii ki sıcaklık artırılma olabilir. İsterse endotermik olsun tepkime, isterse egzotermik olsun sıcaklık artarsa arkadaşlar hızımız ne olur? Artar. Kalsiyumu toz hale getirmiş olabiliriz. Evet kalsiyum böyle toz haldeyse temas yüzeyi artar. Temas yüzeyi artarsa hız ne olur? Artar. E katalizör de kullanmış olabiliriz. Bu da tepkimin hızını artırır. Yani burada 3 tane öncülümüz arkadaşlar uygun. Cevap da bu duruma tek başına 3'ün de ayrı uyguladığımız zaman tepkime hızlanabileceği için E seçeneğidir diyoruz ve tepkimelerdeki arkadaşlar buradaki tepkime hızını etkileyen faktörlerdeki test 37'yi de bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Arkadaşlar birinci dersimiz bitti günün. İnşallah verim almışsınızdır. Şimdi test 38'e geçeceğiz arkadaşlar. Yani test Kayseri'ye geçeceğiz. Ben bunu 2 saat sonra yüklerim ama sizin de yani yapmanız gereken şey bunu tabii ki çözmeye çalışmak değil mi? Çünkü verim almak istiyoruz biz videolardan. Arkadaşlar haydi bakalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın.